kanalının yetersizliği özellikle geç düşük diye adlandırdığımız yani 3 aydan sonraki kayıplarda sorumlu tutulan bir problemdir. Özellikle 4-5 aylık bir hamlede aniden su boşalması ve rahim ağzının ani açılması şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu rahim ağzı yetersizliği tabi sebep olacak bir takım problemler önceden biliniyor olabilir veya herhangi bir problem olmadan da aniden ortaya çıkabilmektedir. Özellikle doğuştan rahimde bir takım şekil bozuklukları yani çift rahim, rahim içerisinde septum adı verdiğimiz bir problemin olması genelde rahim ağzı yetersizliği birlikte olabilir. Sonradan ise özellikle geçirilen travmatik vajinal e, doğumlar veya rahim ağzına uygulanan bir takım cerrahi işlemlerle de beraber rahim kanalının kısalması e, ve buradaki adillerin yıpranmasıyla ile beraber yetersizlik meydana gelebilmektedir. Rahim ağzı yetersizliği özellikle herhangi bir risk faktörü olmayan hamilede mutlaka hamilelik takiplerinde zaten e, takip edilmesi gereken bir konudur. Özellikle 3 aydan sonra rahim kanalının uzunluğunun e, takibi veya açıklık varsa açıklığın takibi gerekmektedir. Özellikle 4-5 aylarda e, rutin olarak vajina otorasyonografiyi rahim kanalının uzunluğunu değerlendirip eğer burada herhangi bir kısalma varsa gerekirse medikal veya cerrahi olarak e, böyle bir problem ortaya çıkmasın diye e, bir takım işlemler yapabilmekteyiz. Rahim ağzı yetersizliğinin tedavisi e, rahim ağzının dikilmesi yani seklaj adı verdiğimiz bir ö, operasyondur. Genelde vajinal yoldan özel bir ö, iplikle rahim ağzının dikilmesi söz konusu olabilir. Tabi belli durumlarda bu rahim ağzı ö, yetersizliği aşağıdan yaptığımız tedavilerle bazen ö, başarılı olamayı bilmektedir. Özellikle tekrarlayan ö, seklaj operasyonu ö, sonrası eğer hali hazırda ö, sağlıklı bir bebek meydana gelmemesi bu durumda seçeneklerden bir tanesi abdominal serklaj dediğimiz yani karından yaptığımız rahim kanalının dikilmesi şeklindedir. Bu Açık olarak veya laparoskopi ile de uygulanabilmektedir. Tabii bu cerrahi girişimlere ilaveten de 9 ay boyunca hastamızın özellikle erken doğum tehdidini ortadan kaldıracak bir takım medikal tedaviler ve buna göre bir takip yöntemiyle genelde başarılı bir hamlik geçirilebilmektedir.